de zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen safa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatü vesselamu seyyidina ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerle olsun. Değerli izleyiciler, fetih kelimesi, fetih kavramı dinimizde önemli bir yere sahiptir. Aslında bu kavram, inna fetahne erke fetham mübina Kur'an-ı Kerim'deki Fetih Suresi'ndeki bu ayet-i kerimeden adını alır. Biz sana apaçık bir fetih verdik, ayet-i kerimesi. Fetih kavramı mesela fethedilen topraklar dediğimiz zaman o topraklarda İslam'ın insanlara ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması anlamına geliyor. Fethedilen topraklarda artık Oradaki insanların İslam ile tanışmasının önündeki engeller kaldırılmış olmaktadır. Fetih bu anlamda insanların aklını, zihnini, kalbini İslam'a açmak anlamına geliyor. Yani kalplerin fethidir, fethin esas amacı. Fetih kelimesi günümüzde ve geçmişte örnekleri görünen başka toplulukların başka, kavimlerin milletlerin topraklarını işgal etmek, oraları sömürmek, oralara el koymak anlamındaki bu savaşlardan Müslümanların İslam'ın insanlara ulaştırılması için verdikleri mücadeleyi ayırmak için kullanılan bir isimdir. İza caenassullahü vel fetr ve retennasi edhuluna fi dinillah feca Nasr suresinde Allah'ın yardımı, e, zaferi ve fetih geldiği zaman insanların grup grup İslam'a girdiklerini görürsün. Bu ayet-i kerimede aslında fethin insanların e, topluluklar halinde İslam'a geçişlerinin önündeki engelleri e, kaldırması sonucunda e, insanların grup grup İslam'a girişlerinin gerçekleştiğine e, işaret vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'li müşriklerle Hudeybiye müsaalesini yaptığı zaman eee sahabe-i kirama ağır gelmişti Hudeybiye müsaalesesi. Gerçekten e, bu musalahayı kabul etmeyi e, sahabe-i kiram biraz aşağılayıcı bulmuş. Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu anlaşmayı kabul etmesine şaşırmışlar idi. Halbuki Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın en çok e, barış ortamında savaş olmayan bir ortamda insanlara ulaşabileceğini çok iyi biliyordu. Böyle bir barış ortamında İslam'ın mesajının insanlara çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğini bildiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmişti. Gerçekten de öyle olmuş. Hudeybiye musalahasından sonra insanlar grup grup fevç fevç İslam'a girmeye başlamışlardır. Bu nasıl gerçekleşti? İşte İslam'ın insan fıtratına uygun olan gerçekleriyle insanlar karşı karşıya geldiler. Bunu engelleyen maniyalar ortadan kaldırıldı. İslam aleyhindeki propaganda bu şekilde önlenmiş oldu. Ve insanlar İslam'ın gerçekleriyle yüz yüze gelince fıtratlarına uygun olan bu dini benimsemekte hiç tereddüt etmemişlerdir. Yine Ecdadımız Türklerin Müslüman olması da bu şekilde İslami gerçeklerle karşılaşmaları ve bunun e, fıtratlarına uygun olduğunu görmeleriyle büyük kitleler halinde Müslüman olmalarıyla e, sonuçlanmıştır. İşte İslam'ın insanlara ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması olarak nitelendirebileceğimiz terim olarak e, fetih İslam'ın önemli kavramlarından birisidir. Batılı müsteşriklerin ileri sürdükleri bir tez var. Daha doğrusu bir iddia, İslam'a bir iftira da diyebiliriz. O da şudur, İslam kılıç zoruyla yayılmıştır tezi. O asla doğru değildir. Gerçeğin üstünü örtmek istiyorlar. Doğrudur yani İslamiyet, hakikaten İslamiyet'in gelişmesi Hristiyanlığın aleyhine olmuştur. Birçok Hristiyan kitleler Müslüman olmuşlardır. Ve e, İslamiyet'in yayılmasını önlemek üzere sürekli Hristiyan topluluklar Müslümanlara karşı saldırılarda bulunmuşlardır. Bu da beraberinde savaşlar getirmiş ve neticede e, pek çok fetih gerçekleştirmiştir. İslam'ın nuru birçok topraklara ulaştırılmıştır. Ama e, İslam'ın e, Müslüman nüfusun en yoğun olduğu bölgelere İslamiyet herhangi bir çatışma ve savaş olmadan ulaşmıştır. Endonezya... E, Malezya e, ve e, Hindistan coğrafyası bu coğrafyalara söz gelimi veya Afrika'da e, herhangi bir kayda değer savaş olmadan Müslüman tüccarlar vasıtasıyla yine e, Müslümanların oralardaki insanlarla güzel ilişkileri sayesinde İslamiyet e, hızla yayılmış ve insanlar kitleler halinde e, İslamiyet'e girmişlerdir. E, bu büyük toplulukların e, İslamiyet'e büyük kitleler halinde katılmaları Müslümanların İslam'ı güzel temsil etmelerinden kaynaklanan bir durumdur. Bu adeta bu insanlar kitleler halinde İslam'a giren insanların gönüllerine, akıllarına hitap etmişler. Onların gönüllerini, akıllarını, kalplerini İslam'a açmışlar. Onlar İslamiyet'in gerçeklerini görerek Müslüman olmuşlardır. Esasen Müslümanlığın güzel bir şekilde yaşanması, Müslümanların İslamiyeti güzel bir şekilde hayatlarında yaşamaları ve hayatlarında göstermeleri fetihin en önemli unsurlarından birisidir. Özellikle zamanımızda Müslümanların fetih faaliyetini gerçekleştirebilecekleri en güzel alan budur. İslam'ın e, güzelliğini hayatlarında göstermeleri ve yaşantılarıyla İslam'ın güzelliğini ortaya koymalarıdır. Davranışlarıyla ee, insan fıtratına uygun olan bu tevhid dininin, tevhid inancının güzelliklerini eğer Müslümanlar insanlara yaşayarak gösterebilirlerse günümüzdeki en büyük fetih hareketi bu olacaktır. Fethi, açmak, yol göstermek, yardım etmek, hüküm vermek, galibiyet ve zafere ulaşmak, muğlaklığı gidermek, kapalılığı ve müşkilliği izale etmek, gidermek gibi manalara gelir. Müslümanların ülke ve şehirleri, Allah'ın kelamını yüceltmek amacıyla İslam'a açmaları, İslam devleti idaresine almaları anlamında kullanılır. Öncelikle kalbi ve aklı İslam gerçeğine açmak, ikinci olarak da İslam mesajının önündeki engelleri kaldırmak, İnsanın kalbine ve aklına ulaşmayı mümkün kılacak ortamı hazırlamak demektir. Fetih bir istila ve sömürü savaşı değildir. Ayrıca cemaatle kılınan namazlarda imamın yanlış okuyuşunu düzeltme veya unuttuğu ayeti hatırlatma anlamında fıkhi bir terimdir. Değerli kardeşlerim, fetih aslında cihat kavramı içerisinde veya onunla eş anlamlı olarak değerlendirilebilecek bir kavramdır. İslam'ı öğrenmek, yaşamak, yaşatmak, diğer insanlara ulaştırmak için çaba göstermek şeklinde özet olarak tanımlayabileceğimiz cihat aslında bir anlamda fetin de manasını ortaya koymuş olmaktadır. Dolayısıyla müsteşriklerini iddia ettikleri gibi insanlar zorla İslam'a sokulmuş değillerdir. Uygulamaya baktığımız zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh mesela Suriye'de görev yapan Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a mektup yazmış ve ona oradaki insanların yani fethedilen topraklardaki o insanların topraklarıyla birlikte Müslümanlara ganimet olarak paylaştırılmamasını istemiş ve zımmet üstünde Müslüman hakimiyetinde isteyenlerin kendi inançlarına bağlı olarak o zaman onlar için takdir edilen vatandaşlık vergisini cizye'yi ödemek suretiyle kendi dinlerini ve inançlarını özgür bir şekilde yaşayabilecekleri bir ortam sağlanmasını istemiştir ve Hz. Ömer radıyallahu ifadelerinde eğer biz onları topraklarıyla birlikte kendilerini de köleleştirir ve Müslümanlara paylaştırırsak gelecekte Müslüman nesiller onları köle olarak kullanmaya devam ederler ve böylece çok olumsuz bir tablo ortaya çıkar manasında son derece isabetli bir görüş ortaya koymuş. Bu istikamette fethedilen topraklardaki o insanlar kendi dinlerine inançlarına bağlı olarak yaşamaya devam etmişler ibadetlerini özgür bir şekilde yapmışlar onlara zımmi ehli zimmet statüsü verilmiş. bir tabii vatandaş olarak bu cizye ödemişler ve bu istikamette Müslüman toplum içerisinde yaşamaya devam etmişlerdir. Ama bu fetihler neyi gerçekleştirmiş? Bu fetihler o insanların İslam'la herhangi bir engel olmadan, önlerinde herhangi bir engel bulunmadan tanışmalarını sağlamıştır. Müslümanların hayatını görmüşler, onların güzel ahlakını müşahede etmişler ve pek çokları bu şekilde Müslüman olmuştur. Fethedilen topraklarda hep böyle olmuş. Yani birçok insan Müslümanların güzel yaşansını görmüşler ve Müslüman olmuşlar. Aynı şekilde e, hakikaten adaletle ve hak ile hükmeden Müslüman idarecileri görmüşler. Daha önceden kendilerine zulmeden idarecilerle bunların uygulamalarını karşılaştırmışlar ve Müslümanlığın ne kadar güzel bir din olduğunu farkına varmışlar ve kitleler halinde bu şekilde Müslüman olmuşlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde la ikrahe fid din dinde zorlama yoktur. ayet-i kerimesi femen şae ve men şa Dileyen iman etsin, dileyen bu kafir olarak kalsın. ayet-i kerimesi efendi teccurihün nase hatta yekunû'minin mümin olmaları için sen insanları zorlayacak mısın ayet-i kerimesi benzer ayet-i kerimeler dinde asla zorlamanın olmadığını ortaya koymaktadır. Çünkü bir insan zorla Müslüman yapılırsa, zorla Müslüman yapılan insandan ne İslam'a fayda gelir ne de kendisine fayda gelir. Bu bakımdan asla insanlar İslam'a girmeye zorlanmamışlardır. Nitekim e, bu Mısır'ın fethi sırasında orada hazır bulunanlar şöyle anlatıyorlar. Fethedilmiş Mısır, birçok insan esir olarak alınmış. Esirler toplanmış. Hristiyanlar da var, Müslümanlar da var. Esirlere seçim hakkı tanınıyor. İsteyen Müslüman oluyor, isteyen de Hristiyan olarak kalmayı tercih ediyor. E, birisi Müslüman olduğu zaman esirlerden, Müslümanlar tekbir getirerek sevinçlerini ortaya koyuyorlar. Birisi Hristiyanların safına geçip Hristiyan olarak kalmayı tercih ettiği zaman da sanki kendimizden birisi onlara geçmiş gibi üzülüyorduk diye ifade ediyorlar Müslümanlar. Ama mesela fethedildikten sonra Mısır pek çok insan kitleler halinde İslam'a girmiş. Niçin? Çünkü İslam'ın güzelliğini Müslümanların hayatından müşahede etmişler ve bu şekilde bu göz, güzelliği görerek Müslüman olmuşlardır. Dolayısıyla fethedilen e, topraklarda insanların zorla İslam'a e, sokuldukları yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ama bunun tersine e, Hristiyanların e, işgal ettikleri yerlerde söz gelimi Endülüs'e bir bakın, 8 asır Müslüman olarak kaldıktan sonra orada Müslümanlara nasıl bir baskı uygulanmış, nasıl ölümle din değiştirme arasında bırakılmışlar, ve e, yüzbinlerce Müslüman katledilmiş veya oradan kaçmak zorunda kalmışlar. Orada kalanlar ise zorla Hristiyanlaştırılmışlar. E, Hristiyanların işgal ettikleri, Müslümanların fethettikleri toprakların aksine ki Müslümanların fethettikleri topraklarda söz gelimi e, Balkanlarda dört asır Müslümanların hakimiyetinde yaşayan birçok yerde e, hala daha kendi dinlerini özgür bir şekilde yaşayıp varlıklarını sürdüren Hristiyanların mevcudiyeti aslında Müslümanların bu hususta ne kadar müsamahakar davrandıklarını göstermektedir. Müslümanlar fethettikleri topraklara ifade ettiğim gibi İslam'ın önündeki engelleri kaldırarak insanların özgür iradeleriyle İslam'la tanışmaları hedefini gözeterek gitmişlerdir. Çoğu zaman da savaşlar mecburiyet karşılığında ortaya çıkmıştır. Müslümanlar esasen savaşırken de İlaike Kelimetullah Allah'ın adını yüceltmek, tevhid kelimesini yüceltmek için İlaike Kelimetullah Allah'ın kelimesini yüceltmek anlamına geliyor. Buradaki kastedilen tevhid inancıdır. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Bunu yüceltmek için e, gitmişlerdir. Yoksa mücerret e, toprak kazanmak e, arzusuyla gitmemişlerdir. Sultan Fatih'in şiirinde ifade ettiği gibi imtisalu cahidu fillah oluptur niyetim. din İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Cahidu fillah Allah yolunda cihad edin emrine uymaktır benim amacım. İslam dininin mücerret gayretidir benim gayretim anlamındaki bu şiirinde ifade ettiği gibi hedef ilahi kelimetullah Allah'ın adını Allah'ın tevhid kelimesini yüceltmek ve insanların önüne İslam'la tanışmalarını engellemek üzere konulmuş bulunan manaları ortadan kaldırmaktır. Esas hedef budur. Yoksa toprak kazanmak değildir. Doğrudur. Yani İslamiyet'i fethedilen yerlerle Müslümanlar yeni topraklar da kazanmışlardır. Ama bu topraklarda Müslümanların uygulamalarını müşahede eden insanlar, İslamiyet'in güzelliğini ifade ettiğimiz gibi insanların Müslümanların hayatında müşahede etmişler ve böylece İslamiyet'i kendi özgür iradeleriyle tercih ederek Müslüman olmuşlardır. Günümüzde de yapılması gereken fetih faaliyeti insanların yüreklerini, akıllarını İslam'a açmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Cenab-ı Hak cümlemize İslamiyet'i güzel temsil etmeyi, İslamiyet'i güzelce anlamayı, güzelce anlatmayı ve insanlara güzelce ulaştırmayı nasip eylesin der. Tekrar hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım değerli seyirciler. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.